Merhaba, ben Doktor Ahsen Bakan, radyoloji uzmanıyım. Bugün daha çok anne baba adaylarını ilgilendiren bir konuya, serebral ventrikülomegaliye değineceğim. Ventrikülomegali, beyinde ventrikül adını verdiğimiz odacıkların genişlemesi. Bu genişleme tek bir ventrikülde olabileceği gibi her iki ventrikülde etkileyebilir. Normalde ventrikül çapı 10 mm'nin altındadır. Çap 10 mm veya üzerinde ise ventrikülomegali teriminden bahsediyoruz. Burada hassas olan nokta şu, ultrasonda ölçümleri milimetrik olarak yaptığımızdan ve 1 mm'nin bile ventrikülomegali tanısında önemi olduğundan ventrikül ölçümünü ilgili hekimlerin en doğru şekilde yapmaları gerekiyor. Anne karnındaki bebeğin beyninden aksiyel bir görüntü alıyoruz. Ventrikül ön boynuzlarının, kavum septum pellucidum ve koroid plexus'un izlenebildiği planda, internal parieto-oksipital sulcus hizasında, ventrikül posterior hornundan, uzun eksende, iç duvardan iç duvara ölçüm yapmalıyız. Ventrikül çapı 10-15 mm arasında ise hafif ventrikülomegali, 15 mm'nin üzerinde ise ağır ventrikülomegali olarak sınıflandırıyoruz. Hafif ventrikülomegali vakaları yaklaşık 10 bin canlı doğumda 8, ağır ventrikülomegali olguları ise 10 bin canlı doğumda yaklaşık 4 oranında görülüyor. Ventrikülomegaliye %40 ila 78 oranında beyin ya da beyin dışı anomaliler eşlik eder. Ek malformasyonların varlığı prognoz ile doğrudan ilişkilidir. Ventrikül genişliği 10-12 mm arasında olan ve ek malformasyonu bulunmayan vakalar prognozu en iyi olan hastalardır. Anne karnında ventrikülomegali tanısı alan fetuslar ek anomali açısından ayrıntılı olarak ultrason ile değerlendirilmeli. Gerekli vakalarda mümkünse fetal MR inceleme yapılmalıdır.